Prometheus, Alien serisinin kronolojik sıralamasında en tepede yer alıyor. Tabii ki varoluşsal bağlamda her şeyin bir öncesi var ve en baş artık neyse oraya ulaşmak imkansız. Ama yine de Prometheus, Alien serisinin hikayesini belli bir noktadan başlatıyor ve bizleri insan ırkını yaratan mühendislerle tanıştırıyor. Filmdeki olaylar keşif aracının yola çıktığı tarihi baz alırsak 2093 yılında gerçekleşiyor. David bu hikayede çok çok önemli bir noktada duruyor. Şöyle ki David film boyunca sayısız yerde içerisinde ruh bulunmadığı için aşağılanıyor ve tabir yerindeyse hor görülüyor. Üstelik bunu yapanlar, onu hor görenler sonuç olarak kendi yaratıcıları. İnsanın attığı ve kendisine gelmesi için beklediği topa müdahale ederek onu eline alıyor. İşte bu kırılma anı. David artık net kararını verdi ve bu andan sonra kendi yolunu çizmeye başlıyor. Onun bu seçimi şu ana kadar canla başla hizmet ettiği ve karşılığında bir çöp muamelesi gördüğü insan ırkının temsilcilerinin karşısına son derece sinsi bir düşman olarak çıkmasını netice veriyor. Burada havalanan bu geminin içi bize gösterilmese de David ve doktorun mühendislerin gezegenine doğru yola çıktığını anlayabiliyoruz. Bu andan sonra neler yaşandığını serinin bir sonraki filminde göreceğiz. Alien Covenant kronolojik olarak serinin ikinci filmi. Bu filmde bir taraftan mühendislerin aracına binerek onların gezegenine doğru yola çıkan David ve Doktor Elizabeth ikilisinin hikayesini seyrediyoruz. Diğer taraftan da söz konusu gezegene gelen yeni mürettebatla tanışıyoruz. Ayrıca bu bölüm David'in bir tür android tanrıya dönüşümünü anlatıyor. Filmin adı olan Covenant sözlü ya da yazılı anlaşma anlamına geliyor. İncil'de ise Tanrı ile eski İsrailler arasında yapılan ve eğer onlar anlaşmaya sadık kalırlarsa Tanrı'nın onları koruyacağına söz verdiği anlaşma demek. İlk filmde dikkate alınırsa mühendisler ve insanlar arasındaki anlaşmanın bozulduğunu düşünebiliriz. Çünkü mühendisler tüm insan ırkını yok etme planı yapıyorlardı. Bence bu filmde bozulan ikinci anlaşma David ve insan ırkı arasında gerçekleşiyor. David verdiği mücadele sonunda kendisini Tanrı olarak görmeye başlamıştır. O zaten defalarca yaratılışa inandığını ifade etmişti. Elizabeth'in mutasyona uğramış bedeni bize şunu gösteriyor. David onu etkisiz hale getirmiş ama öldürmemiş. Onu daha üstün bir ırka dönüştürmeyi denemiş. Evet, serinin ikinci filmi hakkında bu kadar konuşmak yeterli sanıyorum. David'in bundan sonra Origi 6 gezegenine mi gideceği, eğer oraya giderse orada nasıl bir yaşam başlatacağı gibi soruların cevabı gerçekten merak uyandırıcı. Alien serisinin ilk çekilen filmi olsa da kronolojik olarak 3. sırada bulunan bu yapım 1979 yılına ait. Üzerinden 42 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün bile açıp izlenebilecek bir yapım var karşımızda. Ancak bu kez hikaye kaldığı yerden devam etmiyor. Yani David'e ne olduğunu öğrenemiyoruz. Bu filmde 7 mürettebatı bulunan bir kargo gemisinin dünyaya dönerken aldığı bir sinyali takip etmesi sonrasında yaşananlar aktarılıyor. Ana gemi protokol gereği sinyalin geldiği gezegene doğru yöneliyor. Sonrasında ise yavaş yavaş bunun bir imdat sinyali olmadığı, bir tür uyarı olduğu görülüyor. Şirket gemide bilim adamı görünüşünde bir insan görünümünde bir android olduğunu gizlemiş ve yaratığın getirilebilmesi için gerekirse tüm mürettebatın gözden çıkarılması emrini vermiş. Filmin sonunda Ripley bulunacağını ümit ederek kendisini uykuya daldırıyor. Ona ne olduğunu bir sonraki filmde göreceğiz. Alien serisinin kronolojik sıralamasında 4. sırada bulunan filmin yönetmeni James Cameron. Bir önceki filmin sonunda Ripley'in uyku kapsülünün içerisinde uykuya daldığını ve bulunmayı umduğunu görmüştük. Bu filmde onun şirket tarafından tam 57 yıl sonra bulunduğunu ve kurtarıldığını görüyoruz. Şirket gezegendeki üsle irtibatın kesildiğini söyleyerek ki bu gerçektir, oraya bir kurtarma ekibi göndermek ister. Şirket Ripley'in de bu ekibe katılmasını istemektedir. Ripley ise oradaki yaratıkların yok edilmesi karşılığında bu görevi kabul eder. Ancak askeri birlik oraya ulaştıktan bir süre sonra kendisini bir kabusun ortasında bulacaktır. Tesislerin tamamı aynen mühendislerin gemileri gibi yaratıklar tarafından darmadağın edilmiş ve minik bir kız dışında herkes çoktan ölmüştür. Filmin sonunda Ripley, bir asker, minik kız ve ayrıca bir android olan Bishop kurtulmayı başarıyorlar ve yuvaya dönmek için uykuya dalıyorlar. Alien 3 bana göre bu harika bilim kurgu serisinin en başarısız filmi ya da tek başarısız filmi. Bir önceki filmin sonunda Ripley, minik bir kız çocuğu ve Android Bishop'ın dönüş yolculuğuna başladıklarını ve uykuya daldıklarını görmüştük. İşte bu gemi maalesef içeriği gizlenen bir yaratığın neden olduğu sorunlar yüzünden, teknik sorunlar yüzünden yere çakılmıştır. Ripley dışındaki herkes ölmüştür. Geminin düştüğü bu gezegende Valiant ve Yutani şirketinin yönettiği Fury 161C tipi bir cezaevi bulunmaktadır.
geminin içerisinde gizlenen yaratık yavaş yavaş tüm mahkum kolonisini avlamaya başlar. Ripley bu yaratıkla mücadele ederken karnında bir embriyo olduğu anlaşılır. Filmin sonunda Ripley yaratığın şirketin eline geçmemesi için kendisini ateşin içerisine bırakıyor. Serinin 6. yapımı ve şu an için Alien serisinin kronolojik sıralamasındaki son film. Bilindiği üzere Ripley yaratığın içerisindeki yaratığın şirketin eline geçmemesi için kendisini ateşin içerisine atmıştı. Film işte bu olay üzerinden tam 200 yıl sonrasını anlatıyor. Bir ucu hükümete bağlı olsa da sistem dışı ve yasal olmayan araştırmalar yapan tıbbi araştırma gemisinde çalışan bilim insanları bir önceki filmde gördüğümüz ve sonradan kapatılan o hapishaneden Ripley'in donmuş kan örneğini alıyorlar ve onu klonluyorlar. Bu filmin başlarında araştırma gemisinin içerisinde bir kraliçe yaratığın bulunduğunu görüyoruz. İşte bu sırada Ripley'in kanından ürettikleri klonun içerisine bir cenin yerleştiriyorlar. Önceki 7 denemeleri başarısız olsa da bu kez başarıyorlar ve son klonun içerisindeki bebek yaratık sağlıklı bir şekilde dünyaya geliyor. Bu aslında bir devrimdir, hem bilim insanları için hem de yaratıklar için. Filmin sonunda hayatta kalan mürettebat, ikinci nesil bir robot olan Cole ve Ripley dünyaya ulaşıyorlar. Ripley tekrar bir bebek sahibi olacak mı? Eğer olursa onu yine feda edebilecek mi? David'in yetiştirmek üzere yola çıktığı koloni ne durumda? David acaba insan ve yaratık karışımı melez bir ırk yaratmayı başardı mı? Başardıysa eğer kendisi de onların tanrısı mı oldu? Onları kullanarak iğrendiği insan ırkını yok etmeye mi gelecek? Tüm bunların cevaplarını sanıyorum devam filmlerinde göreceğiz. I didn't expect it to be. What happens now?